Merhaba arkadaşlar. Bugün bebeğimizin tulumunu yapacağız. Evet, ben böyle bir bacağını hazırladım. Bir paçasını şöyle yapalım. Geçirelim. Çok rahat geçmesi için biraz gevşek tuttum. Şunu çıkaralım. Bakın, paçalı. Aynı bu kazak ördüğümüz sistemden örüyoruz. Tığla ama şiş görünümlü. Evet, daha önce lastik kısmını bu kazağı ördüğümüzde göstermiştim. O yüzden başlangıcını göstermiyorum arkadaşlar. Ben böyle hazırladım. Yalnız sayılarını söylüyorum size. 8 zincir ördüm. Şu şekilde yapalım öyleyse. Kafanız karışmasın. Hemen bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Sekiz zincir ördüm. Bakın, bir, iki, üç. Üçüncü zincire battım. 5 sık iğne örüyorum. 2 3 4 5 sık iğne ördüm. Bir zincir çekiyorum. Örgümü tekrar geri çeviriyorum ve ilmeklerimizi arkadan alıyoruz. Bakın. Şu şekilde, hani böyle almayacağız, tek tek böyle blok şeklinde alacağız arkadaşlar. Toplam 22 sıra olana kadar, bakın şu şekilde sayıyorum, şuradan sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ve 22. 22 sıra ördüm. Şimdi paçamızı birleştiriyoruz. Evet, karşıdan karşılıklı alacağız. Örmeden arkadaşlar, kaydırma tekniğiyle toplam zaten 5 sık iğnemiz var. 5 sık iğnemizi bu şekilde kaydırarak bu üçüncü bu dördüncü son sık iğne. 5. sık iğne. Zinciri düğümlemeyi unutmayalım. Ben düğümleyeyim. Evet, zincire düğüm attım. Son sık iğnemi. Bir de karşıdaki aldım ve CC ile çektim. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, örgümü çevirdim. Şuraya bir işaret ipi takıyoruz. Evet, toplam 22 sıra ördük. 22 sıradan her sıradan bir sık iğne çıkaracağız. Artı buradaki sık iğnemle birlikte toplam 23 sık iğnemiz olacak. Şöyle bakalım. Bakın, özellikle ben birazcık geniş yaptım ki çocuklar kolay giydirip soysun diye. Bakın şuradan sayıyorum. Hiçbir yerde, bakın, hiçbir yerde bir dikiş yok. Evet, toplam 23 sık iğnem var. Şuradan itibaren sayıyorum. Bakın ipin işareti var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ve 23.
Evet, 23 tane sık iğne olacak toplam. Şu şekilde arkadaşlar, zaten çıkaracağımız yerler belli. Sırayla sayarsak böyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye tek tek çıkartıyoruz. Özellikle de gevşek çıkartıyoruz. Eğer bir önceki videolardan kazak gördüyseniz çok kolay. Tek tek çıkartalım arkadaşlar ilmeklerimizi. Tığın başına almıyoruz. Normal sık iğne. Sadece ilmeklerimizi şu şekilde gevşek tutuyoruz. Şu şekilde. Sonradan toparlanıyor. Evet, toplam 23 sık iğnemiz olacak işaret ipimize kadar. Toplam 23 sık iğnem oldu. Herhangi bir zincir çekip çıkmıyoruz arkadaşlar. Döne döne yapacağız. Şöyle işaret ipimi bir sonraki sıraya takayım. Sizin için karışık olmasın. Yoksa ben işaret ipi takmadan örüyorum. Evet arkadaşlar, şimdi modelimizi çıkaracağız. İlk sırada zorlanabilirsiniz. Şöyle bakın. Gevşek çıkarırsanız model çıkacaktır. Evet bakın, V'den çıkar. Tam içine yerleştiriyoruz tığı. V'lerin, evet, şu şekilde görünüyor. Bir önceki kazak örgü modelinde göstermiştim arkadaşlar. Bir oradan da bakabilirsiniz. Orada daha ayrıntılı anlatmışım. Şöyle yapmayın. Tek kat almayın. Hani şu ucundan alıp da bakın, şu ucundan almıyoruz. Tam V'nin içine tığımızı geçirdiğimiz zaman şurası böyle görünüyor. Bakın. Evet. Bu şekilde yapacağız. Kaç sıra? Şöyle sayalım başaklarımızı. Buradan itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 sıra. 16 sıra yapıp iki tane bacağı birleştireceğiz. Arkadaşlar 16 sıra ördüm. Aynı boya getirdik. Şimdi burası zaten başlangıç yerimizdi. İçeride kalacak. Şöyle şunu da ayarlayalım. Araya hiç zincir çekmiyorum. Araya zincir çekmeden hemen şu ipimi de araya alıyorum. Bakın. Şunun değil, şu bitenin değil, şuradan devam ediyorum. Aynı şekilde yine gevşek alarak örgüme devam ediyorum. Bu sırayı bu şekilde başlangıç yerimize kadar yapalım. Evet arkadaşlar, ilk İki bacağı birleştirdik. Birinci sıramız bitti. Şimdi ikinci sıramıza geçiyoruz. İkinci sıramızda 9 sık iğne öreceğim. 1 2
3 4 5 6 7 8 9. Normalde 46 sık iğnemiz var. 23 burada, 23 burada, 46 sık iğnemiz var. Şimdi ilkini kesiyorum. 45'e düşüreceğim. Bir tane kestim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 sık iğne ördüm. Burada arttıracağım. Burada kestim. Yanlarda burada arttıracağım. Arttırmamız da aynı şekilde. Bir sık iğne içine iki tane yapacağım. Bir tane yaptım. Tekrar aynı yere batıyorum. Evet, arttırmış oldum. Kalan bu bacakta iki tane sık iğnemiz var. İkisini örüyoruz. Şöyle tığım takıldı. Bir. Bir tane de şurada. İki. Şimdi yan bacağa geçiyoruz. Bir. Evet, şöyle rahat batamadım. İki. İki tane ördüm. Bir tane arttırıyorum. Burası pantolonumuzun arka kısmı. Evet, şimdi 9 tane öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. İki tanesini birlikte alıyorum. Bir de şunu. Evet. Yanda kesmiş olduk. İşaret ipimize kadar düz gideceğiz. Evet hanımlar. İşaret ipime kadar geldim. Bundan sonra iki sıra düz öreceğim. Arttırma yapmayacağım. Kesme de yapmayacağım. İki sıramızı örelim, gelelim. Arkadaşlar, iki sıra gittim. 1 2 tekrar işaret ipimizi yukarı çıkaralım. Tekrar yanlardan keseceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 Evet, 8 ve 9. Aynı yerden kesmeyeceğim. Bir tane daha öreceğim. 10. Evet, şimdi bir tane azaltıyorum. Evet, azalttım. Şimdi arttırma yaptığımız yere geleceğiz. Kaç tane öreceğiz? 1 2 3 4 5 Evet, 5 6. Bir tane daha örüyorum. 7. 7 sık iğne ördüm. Evet, 7 sık iğne ördüm. Şurada arttırma yapacağım. Bozmayalım.
örgümüzün modelini. Evet, bir tane daha çıkaracağım. Evet, bu tarafta arttırmam bitti. Diğer tarafa geçiyorum. 1 2 3 4 5 6. Evet, 6. 7.'yi arttırma yapıyorum. Aynı yere bir daha batıyorum. Evet, devam ediyorum. 1 2 3 4 Şöyle baktığım zaman köşeye gelsin. Beş ve altı. Evet arkadaşlar, isterseniz siz şişle de yapabilirsiniz. Ama ben tığla örmeyi daha çok seviyorum. Tığla şiş örgüsü gibi bu şekilde modelimiz çıkıyor. Evet, bir tane azalttım. Şimdi işaret ipimize kadar gidiyoruz. Hiçbir eksiltme, arttırma yapmadan. Sayılarımız zaten aynı arkadaşlar. Arkada arttırıyoruz, yanda kesiyoruz. Artık arttırmayacağım. Bu sıraya gittikten sonra işaret ipime kadar gelelim. Bir sıra daha öreceğiz. Hiçbir arttırma yapmadan. Sonra yine keseceğiz. Arttırma yapmayacağız. Şimdi sıra sonuna kadar düz örelim. Yani ilmeklerimizi göründüğü gibi alalım. Benim ipim biraz kalın. O yüzden pantolon kalın duracak. Evet, işaret yerime geldim. İşaret ipimi takıyorum arkadaşlar. Bu sırada arttırma, eksiltme yapmıyorum. Sıramı olduğu gibi örüyorum. Sıra başına geldim yine. Şimdi bu sıramızda keseceğiz arkadaşlar. Evet, yine aynı şekilde örelim. Yan tarafa kadar 1 2 3 4 5 6 Arkadaşlar bir eksik bir fazla hiç önemi yok, olabiliyor öyle. 7 8 9 Evet, paçanın yan tarafına geçtik. 10 2 sık iğneyi bir alıyorum. Bir de şunu alıyorum. Evet, bir azaltma olmuş oldu. Şimdi buradan şuraya kadar öreceğiz arkadaşlar. Eşit olsun diye. Bakın yanlardan. Düz örelim buraya kadar. Evet, bacağın yan tarafına geldim. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. İşaret ipinden bu tarafa 10 sık iğne kala. Evet, tekrar kesiyoruz. Bir tane kestik. İşaret ipimize kadar düz örelim. Arkadaşlar şimdi
3 sıra düz öreceğiz. Hiçbir azaltma, arttırma yok. 3 sıra örelim, gelelim. 1, 2, 3. 3 sıra düzüm bitti. Şimdi arkadaşlar, tekrar keseceğiz bu sıramızda. 3 sıra düz ördükten sonra kesmeye başlayacağız. Şimdi örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane ördüm. Bir tane azaltıyorum. Evet, bir tane azalttım. Şimdi arttırdığımız arkada şu kalça kısmından bir tane keseceğim. Bir bacaktan. Örelim bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, evet biraz daha geliyorum, 5, 6, bir tane daha örüyorum, 7, evet 7 tane ördüm. Bir tane azaltacağım. Evet, bir tane azalttım. Şimdi arkadaşlar bakın, orta çizgi şurası. Şuradan 1, 2, 3. 3 tane örüyorum. Orta çizgiye kadar 1, 2, 3. Evet, orta çizgiyi buldum. Şimdi bu taraftan 1, 2, 3. 3 tane ördüm. Bir tane azaltıyorum. Evet, azaltmamı yaptım. Arka popodan. Şimdi arkadaşlar, orta çizgiyi buluyorum. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. İşaret ipimden geriye 9 sık iğne saydım. Evet. Biraz örelim. 1, 2, bakalım. Geldik mi oraya kadar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet, kaç tane kaldı? 1, 2, 3. Evet, bir tane daha örüyorum. Şimdi azaltmamı yapıyorum. Evet, bu şekilde eşitlemiş olduk. Şu bacaktan ve bu bacaktan hem arkadan hem önden kestik. Şimdi işaret ipime kadar örüyorum. Evet, yine işaret ipime kadar geldim. Şimdi bu sırada yine de keseceğiz birer tane. Azaltmalarımız yeterli mi, bakacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
Evet, 8 ve az önce kestiğimize denk geldik. 9. Evet, bu kestiğimiz burası. İkisini bir alınca bu şekilde oldu. 9. Öyleyse şuradan ve yanındakini de aldım. Azaltmamı yaptım. Şimdi arkadaşlar, şöyle yaptığımız zaman örgümüzü buradan itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 sık iğne kalana kadar örüyoruz. Pardon, 9 sık iğne sayacağız. Daha sonra 2 tane daha bırakacağız. Oraya kadar 9, 10, 11, 11 sık iğne olana kadar örelim. 11 sık iğne kalana kadar örelim. Orada da keseceğiz. Evet, işaret ipinden geriye sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Burada bir tane kesmiştik. Onu da tek sayıyoruz. 10 ve 11. Şimdi 11. ile ve kestiğimizi denk geldi bana. Hepsini bir aldım. Geriye 9 sık iğne kaldı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9'unu örelim işaret ipimize kadar. Evet, tekrar sıra başımıza geldik. Bakın arkadaşlar, buradan sayarsak kaçıncı sıradayız? Şöyle şuradan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En dipteki de 11. sıraymış. Evet, tekrar bu sırada da keseceğiz. Belini azaltacağız yavaş yavaş. Evet, 1. Şöyle ta derine batmazsam model oluşmuyor. Takıldık. Evet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu defa arkadan keseceğiz. Şu kalça kısmından. Oraya kadar örelim. Evet, işaret ipinden arkaya geldim arkadaşlar. Burada şu şekilde sayı vermedim size. Şu şekilde ayarlıyoruz. Bakın, arka kısım şu çizgi. 1, 2, 3, 4. Şununla 1, 2, 3, 4. 4 sık iğnemiz var. Bu da 5. Evet, 5. ile 4.'yi alıyorum. Şöyle size net gelsin. Neden bulandı? Evet, sanırım şimdi oldu. Şu şekilde sayıyoruz. Bakın, şu çatımız. Çatıdan 1, 2, 3, 4, 5. 5. ile 4. Şuradan saydım tabii ki. 1, 2, 3, 4. Evet, ben de seçemedim. 1, 2, 3 ve 4'müş. 4 ile 3 alıyorum. Ben de kameradan bakıyorum arkadaşlar. O yüzden bana da ters geliyor. Evet, bir tane kestim. Şimdi 1, 2 buradan, 2 de buradan işleyip bir sonrakini keseceğim. Şunu unutmayın, şuradan. 1, 2'yi öreceğim. 3 ile 4'ü keseceğim. Evet, bakın, ilkini aldım. İkinciyi de alıyorum bu bacaktan. Diğer ikisini kesiyorum.
Evet, bundan sonra işaret ipimize kadar düz öreceğiz. Evet arkadaşlar, pantolonumuz şu şekilde oldu. Bakın. Hiçbir yerinde dikiş yok. Evet hanımlar, bebeğin üzerine denedim. İki sıra düz örmem gerekiyor. İki sıra düz öreceğiz ve daha sonra bir ön kısmını yapacağız. İki sıra düz örelim, gelin. Bakın 1 2 2 sıra düz ördüm. Şimdi artık etrafını dönmeyeceğiz. Şöyle bakın, tam ortalamışız. Burası pantolonumuzun ön kısmı. Arkası zaten belli arkadaşlar. Birer tane arttırdık ya yanlardan. Bir bacaktan, bir de bu bacaktan arttırdık arka popo kısmı. Şu ön tarafı dümdüz, hiçbir arttırma yapmadık. Şimdi işaret ipimizi de koyalım. İki sıra düz ördük ya. İşaret ipimizi koyuyoruz. Şimdi 5 sık iğne öreceğim. Aynı şekilde. 1 2 3 4 ve 5. Bundan sonra döne döne yapmayacağız. Normal yaptığımız sık iğne gibi yapacağız. Çünkü bu şu başak örgümüz sadece dönerek oluşuyor arkadaşlar. Bakın şiş örgüsü gibi sadece dönerek oluşuyor. O yüzden bunu şu anda uygulayamayacağız. O yüzden normal sık iğne olarak bir zincir çektim. Örgümü döndürüyorum. Kaç tane ördük? 1, 2, 3, 4. Bakın buradan baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5. O yüzden örgümü çeviriyorum ve işaret ipimizin şurasından 5 tane sık iğne öreceğiz. Hemen ilk yere battım. Normal bildiğim sık iğne. Bu ikinci, bu üç, bu dört, beş olması gerekiyor arkadaşlar. Bir tane daha yapıyorum ve bu beş. Şimdi işaret ipimizin bu tarafına geçeceğim. İpimi taktım. Buradan da beş tane sık iğne yapacağız. Bir, iki, 3 4 5. Bir zincir çekiyorum, örgümü çevirdim. Bundan sonra sık iğnelerimizi bildiğimiz normal sık iğne olarak öreceğiz. Yaklaşık 4 sıra öreceğiz bu şekilde. Daha sonra cep ayrıntısı yapacağız arkadaşlar. Evet, karşıya geçtim. Zincir çekiyorum. Tekrar döndüm. Bu sıramı da tamamlayayım. İşaret ipimizi takacağız. Bildiğimiz gibi alıyoruz sık iğnelerimizi. Toplam 10 tane sık iğnemiz var. Evet, bir zincir çekiyorum. Tekrar örgümü çeviriyorum. Evet, örgümüzün ön yüzüne geçtik. 1, 2, 2 sıramız bitti. 3. sıramızda ilk sık iğneyi alıyorum. Bir tane daha alacağım arkadaşlar. Evet, ipim kısaldığı için ip eklemem lazım. Evet, 2 sık iğneyi normal aldım. 6 sık iğneyi bloğdan alacağım. Şu arkadan alacağım. 1, bakın arkadan alıyorum arkadaşlar. Şöyle. 2, 3,
4, 5 ve 6. Evet, arka bloğdan aldım. Kalan 2 tane sık iğnemi düz alıyorum. 10 tane sık iğnemiz var. 2 buradan, 2 buradan, 6 tanesi bloğdan. Tekrar bir zincir çekip normal bir şekilde örgüme devam ediyorum. Toplam 5 sıra gideceğim. Evet, hesaplayamadım birden. Toplam 5 sıra gidip geleceğim arkadaşlar. Daha sonra örgümü bitireceğiz. Evet hanımlar, 5 defa gidip geldim. Son sıramı düzde bitiriyorum. Son sıramı bu şekilde bitiriyorum. Daha sonra ipimi koparacağım. Evet bakalım toplam kaç sıramız olmuş. Şöyle baktığımız zaman gidip geldik. 1, 2, 3, 4, 5 yani 10 defa gidip gelmişiz. Bir zincir çekiyorum. Bu ipimi keseceğim. Şöyle uzun kestim ki ipimizi içeri saklayacağız. Şimdi burada 6 tane blo sık iğne almıştık arkadaşlar. Oraya bir cep oturtturacağız. Bir zincir çekiyorum. Şuradan bloğlarımıza sık iğne yapacağız. 6 tane 1 2 3 4 5 6. Bir zincir çekip geri döndürüyoruz. 1 2 3 4 ve 5 sıra gideceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar 5 sıra ördüm. 6 sık iğnemi. Birazcık ipimi uzun bırakıyorum. Cebi dikmek için. Evet biraz ip bıraktım arkadaşlar. Şunu kaldıralım artık. Şöyle yanlardan dikeceğiz. Evet bir de yan tarafa şuradan aktarma yapayım. Koparmak istemiyorum. Her tarafı düğüm olmasın diye şöyle sık iğnelerin arasından iğnemi gezdirdim. Cebimizin bu tarafını dikelim. Şunu da içeri alalım şöyle. Daha sonra kalan kısmı keseriz. Evet, bu tarafta dikelim, bitirelim. Arkadaşlar cebimiz tamam. Şimdi arkada işaretlediğim yerden siz de ona göre ayarlayacaksınız. Şöyle katladığınız zaman zincir çekeceğim. Evet şuradan takıyorum. Bebeğin üzerinde deneyerek zincir boyunu ayarlayacağız. Arkadaşlar zinciri deneyerek ayarlayacağız. Evet ben 40 zincir çektim. Herkes kullandığı ipe göre çeksin. 40 zincir çektim. Bakın 40'tan sonra 1 2 3 4 5 6 7
Bir tane daha çekiyorum. 8 tane zincir çektim. 40. zincirime ekledim. Bakın 40. zincirimin üzerine 8 zincir çektim. 40. sık iğnenin üzerine ekledim. Bundan sonra sık iğne olarak geri döneceğiz. Tek tek sık iğnelerimizi şöyle alarak son sık iğnemize kadar örelim. Evet, ördüğüm zincirin etrafını sık iğne ile geldim. Şimdi arka kısımdayız arkadaşlar. İpi kesmiyoruz. Şuradaki ipi de araya alayım. Tek tek şurada kaç tane sık iğne varsa yalnız kabarık durmaması için aynı şekilde başak modelini devam edeceğiz karşıya kadar. İşaret koyduğumuz ipe kadar. Başak modeliyle işaret ipime kadar gidiyorum. İşaret ipime kadar geldim başak modeliyle. Şimdi bu tarafta kaç zincir çektiysek buradaki uyguladığımızı bu tarafta da uygulayacağız arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, ördüğüm zincirin üzerine sık iğne olarak döndüm. Evet, yine başak modelin üzerine normal sık iğne yaparsanız böyle delik oluşacak. O yüzden aynı şekilde başak modelini içine aynı şekilde batıracağız ve kaydırmayla örgümü bitiriyorum. İpimizi keseceğiz ve içeriden saklayacağız. Artık işaret iplerimizi kaldırabiliriz. Evet arkadaşlar, bakın ben düğmelerini de diktim. Şöyle askısı ters olmuş. Pantolonumuz tamam. Bebeğimizin bir sadece botları kaldı. Botları da bir sonraki videoda yapacağım. Bebeğimiz tamam. Bakın saçlarına. Evet, umarım pantolonu da beğenmişsinizdir. Size kolay gelsin, güle güle örün.